Erkekler bazı çok önemli şeyleri size söylemeseler de devamlı yaparlar ve bu gerçekleri bilerek onlara yaklaşırsanız eğer size hayran olurlar arkadaşlar. Bu videoda erkeklerin size asla söylemediği ama bilmenizi istediği 14 şeyi anlatacağım. Eğer erkekleri çözmenin çok zor olduğunu düşünüyorsanız ve sürekli olarak ilişkilerinizde başarısız oluyorsanız bu öğreneceklerinizle birlikte artık ciddi bir ilerleme de kaydedebileceksiniz. Hatta fazla çaba sarf etmeden istediğiniz erkeği kendinize hayran edeceksiniz. Maddelere geçmeden önce yeni açtığım bir YouTube kanalım var arkadaşlar. Orada harika videolar yayınladım. Onları da kaçırmamak için yorumda başa sabitledim. Mutlaka linkten takip edip abone olmayı unutmayın. Şimdi geçelim erkeklerin size asla söylemediği ve bilmenizi istediği 14 şeye. 1- Güvenli bir alan ihtiyacı. Erkekler duygusal olarak savunmasız olabilecekleri güvenli bir alan ararlar arkadaşlar. Bu güvenli alan onların gerçek duygularını açığa çıkarmaları ve sizinle daha derin bir bağ kurmaları için Hayati bir öneme sahiptir. Bir erkek kendini güvende hissettiği bir ortamda daha açık ve dürüst olabilir. Bu nedenle ona duygularını paylaşabileceği ve yargılanmayacağı bir alan sunarsanız ilişkinizdeki duygusal yakınlığı da artacaktır. Eğer sürekli olarak sizi incittiğine ve zarar verdiğine dair söylemlerle bir erkeğe yaklaşıyorsanız Baştan kaybedeceğinizi de söylemem gerekiyor. Geçelim ikinci maddemize. Sessizlikle iletişim kurmaları. Erkekler bazen duygularını sessizlikle ifade ederler arkadaşlar. Bu onların bir şeyleri içsel olarak işlediklerini ve bir durumu kendi başlarına değerlendirdiklerini gösterir. Sessiz kaldıklarında bu genellikle bir tür duygusal toparlanma ve düşünme sürecidir. Erkekler bu süreçte sorunları içsel olarak çözmeye çalışırlar ve bu yüzden sessiz kalmaları ilişkide bir sorun olduğu anlamına da gelmez. Onların bu sessizlik dönemine saygı göstermek duygusal dengelerini bulmalarına yardımcı olabilir. Değerli arkadaşlar bu konuda çoğu kadın kendilerini dolduruşa getiren ilişki uzmanı diye geçinen kişilerin yanlış yönlendirmeleriyle hareket ettiği için yanlış bir değerlendirme yaparak ilişkinin tamamen bitmesine neden oluyor. Sessizliğe çekilen erkeğin sevmediğini zannetmek ve erkeği ayrılıkla cezalandırmaya çalışmak gibi saçmalıkları eğer uyguluyorsanız yanlış yoldasınız demektir. Bu durumlarda yanlış yapmamanız için erkekler neden sessiz kalır ve sessizleşen erkeğin Sessizliği nasıl bozulur videolarımı da mutlaka izleyin. Linkleri de açıklama kısmına ve yoruma sabitliyorum. Üçüncü maddemiz erkekler davranışlarıyla konuşur. Değerli arkadaşlar erkekler sevgilerini sözlerden çok eylemlerle ifade ederler. Bu toplumsal yetiştirilme tarzının bir sonucudur. Erkeklerin güçlü, dayanıklı ve duygularını kontrol altında tutmaları beklenir. Bu nedenle bir erkeğin seni seviyorum demek yerine senin için bir şeyler yapmayı tercih etmesi aslında duygusal bir bağ kurma girişi midir. Örnek olarak işten yorgun döndüğünde sizin en sevdiğiniz yemeği yapması veya evdeki küçük bir tamiratı üstlenmesi onun size olan sevgisinin bir ifadesidir. Erkekler bu tür eylemlerle kendilerini daha rahat ve güvenli bir şekilde ifade ederler. Geçelim dördüncü maddemize yalnız zaman geçirme ihtiyacı. Erkekler zaman zaman yalnız kalmak isterler ve bu durum genellikle sizin tarafınızdan yanlış anlaşılır. Erkekler için yalnız zaman zihinsel ve duygusal yenilenme fırsatıdır arkadaşlar. Bu konuyu bir erkek neden sessiz kalır videomda detaylıca anlattım arkadaşlar. Eser. toplumun erkeklerden sürekli olarak güçlü ve dayanıklı olmalarını beklemesi onların zaman zaman kendi iç dünyalarına çekilme ihtiyacı duymalarına neden olur. Bu yalnız geçirdikleri zaman onların bireyselliklerini korumalarına ve böylece ilişkiye daha fazla katkı sağlamalarına olanak tanır arkadaşlar. Eğer videolarında söylediğim dengeleme metodlarını kullanırsanız dönem dönem meydana gelen bu geri çekilmeleri yanlış anlamayıp aslında size bağlanması için fırsat olarak kullanabilirsiniz. Bu konuda ilgisiz erkeklerle alakalı hazırladığım 3'e 1 kuralı videomu izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar. Beşinci maddemiz mantıksal ve çözüm odaklı yaklaşım. Erkekler duygusal meseleleri ele alırken mantıksal ve çözüm odaklı olmayı tercih ederler arkadaşlar. Bu yaklaşım onların duygusal stresle başa çıkma yollarından biridir. Bir sorunla karşılaştıklarında duygusal detaylara girmek yerine durumu mantık çerçevesinde analiz ederler ve çözüm yolları ararlar. Bu yaklaşım onların duygusal yüklerini hafifletir ve kontrolü ellerinde tutmalarına da yardımcı olur. Bir erkeğin sorunları bu şekilde ele alması sizi anlamadığı anlamına da gelmez. Bakın burası çok önemli. Aksine duygusal olarak destek olma çabasının da bir yansımasıdır. Geçelim 6. maddemize. Takdir edilme arzusu. Erkekler çabalarının fark edilmesini ve takdir edilmesini mutlaka isterler. Bu onların kendilerini değerli hissetmelerini sağlar ve ilişkinizde daha fazla çaba göstermeleri için onları motive eder. Erkeklerin bu ihtiyacı genellikle sessizce ortaya çıkar. Bir erkeğin sizin için yaptığı bir jest veya fedakarlık aslında onun takdir edilmeyi beklediği bir andır. Küçük bir teşekkür bile onun duygusal ihtiyaçlarını karşılamada büyük bir rol oynayabilir. Geçelim 7. maddemize. Duygularını ifade etme zorluğu. Erkekler duygularını açıkça ifade etmekte zorlanabilirler ve bu durumu hemen yanlış anlayıp onlara mesafeli olmayın arkadaşlar. Küçüklükten itibaren erkeklere duygusal zayıflıkların toplumda hoş karşılanmadığı öğretilir. Bu baskı onların duygusal ihtiyaçlarını gizlemelerine ve kendi içlerinde yaşamalarına da yol açacaktır. Bir erkeğin duygusal olarak mesafeli görünmesi aslında onun duygusal olarak savunmasız hissettiği ve durumu nasıl yöneteceğini bilmediği anlamına gelir. Burası çok önemli. Bu yüzden duygularını ifade etmesi için ona sabırlı ve anlayışlı yaklaşmak da önemlidir. 8. Erkekler ince ipuçlarını anlamaz. Değerli arkadaşlar erkeklerin ses tonu veya yüz ifadeleri gibi ince işaretleri fark etme olasılıkları daha düşüktür ve yüzünüzdeki üzüntüyü kaçırma eğiliminde olacaklardır. Eğer verdiğiniz mesajı eşinizin aldığından emin olmak istiyorsanız ona doğrudan söyleyin ve ipucu vermesini beklemeyin. Çünkü bu erkeklerin en kötü olduğu şeylerden biridir. Sizi anlamaları için onlara doğrudan söylemeniz gerekebilir. Dokuzuncu maddemiz duygusal kalkan oluşturma. Erkekler duygusal olarak incinmemek için kendilerine bir kalkan oluşturabilirler. Bu kalkan onların duygusal olarak mesafeli ya da soğuk görünmelerine de neden olabilir. Ancak bu duygusal olarak kopuk oldukları anlamına da gelmez arkadaşlar. Sadece kendilerini savunmasız hissettiklerinde bir korunma mekanizması olarak bu kalkanı kullanabilirler. Bu tür durumlarda onların duygusal olarak daha rahat hissetmelerini sağlamak için anlayış ve sabır göstermekte çok önemlidir. 10. maddemiz bağlılığı ciddiye alma. Erkekler bağlanmak istedikleri zaman bunu ciddiyetle ele alırlar. Çünkü hayatlarının geri kalanını evlenecekleri kadınla geçirmeyi planlarlar. Erkeklerin uzun vadeli sözler verme konusunda isteksiz olduklarına dair aslında yanlış bir inanış var. Erkekler evlilik konusunda ciddidirler ve evlilikleri kötü gitse de başta aldıkları kararlardan kolay kolay dönmezler. Değerli arkadaşlar yapılan çalışmalarda evli olan erkeklerin %90'ı eğer tekrar şans verilseydi aynı kadınla evlenmek isteyeceklerini söylemiştir. 11. Duygusal yükten kaçınma eğilimi. Erkekler yoğun duygusal yüklerle başa çıkmakta zorlanabilirler. Bu durumlarda duygusal olarak geri çekilme ve içlerine kapanma eğiliminde olabilirler arkadaşlar. Bu onların size olan ilgilerini kaybettikleri anlamına gelmez. Sadece duygusal olarak bunaldıkları ve dinlenmeye ihtiyaç duydukları anlamına gelir. Onlara bu zamanı tanımak onların duygusal olarak toparlanmalarına yardımcı olur ve ilişkiye geri dönmelerini sağlar. 12 İletişim eksikliği yanılgısı. Erkekler bazen duygularını açıkça ifade edemeyebilirler arkadaşlar. Bu onların duygusal olarak kapalı oldukları anlamına gelmez. Sadece nasıl ifade edebileceklerini bilmediklerinden kaynaklanır. Erkeklerin duygularını kelimelerle ifade etme becerilerini geliştirmeleri için onlara mutlaka destek verin arkadaşlar. 13. Harekete geçme ihtiyacı. Değerli arkadaşlar erkekler bir sorunla karşılaştıklarında harekete geçme eğilimindedirler. Onlar için en iyi çözüm bir şeyler yapmak ve sorunu çözmektir. Bu yaklaşımları onların duygusal yükü hafifletme ve kontrolü ele alma isteğinden kaynaklanır. Erkekler duygusal stresle başa çıkamadıkları için bir eylemde bulunarak çözüm arayacaklardır. Örneğin ilişkinizde bir sorun olduğunda bir tartışmayı çözmek için harekete geçmeleri onların size ve ilişkinize olan bağlılıklarını gösterir. 14. İlişkilerde bağımsızlık arzusu Değerli arkadaşlar, erkekler bağımsızlıklarını korumak ve bireyselliklerini sürdürmek isteyeceklerdir. Bu bağımsızlık arzusu onların kişisel sınırlarını belirlemelerine ve bu sınırlar dahilinde kendilerini güvende hissetmelerine yardımcı olur. Erkeklerin kendi ilgi alanlarına ve hobilerine zaman ayırmaları onların streslerini azaltacaktır ve bu da ilişkinizdeki genel mutluluğu arttıracaktır. Bu söylediğim 14 maddeyi bilen ve uygulayan kadınların ilişkilerinde daha başarılı olduğunu da mutlaka görüyorsunuz göreceksiniz. Diğer YouTube kanalıma da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Seviliyorsunuz.